Herkese selamlar ben Enes. Bu videoda sizlerle birlikte bilgisayarımızı daha performanslı bir hale getireceğiz arkadaşlar. Bu videoda ilk olarak bilgisayarımıza yeni bir işletim sistemi yükleyeceğiz. Chrome OS Flex'i e yükleyeceğiz arkadaşlar. Kendisi artık Windows'ta işlem parçacıkları fazla ağır geldiği için Windows 7, 8 zaten yüklemiyorum. 10 veya 11 yüklüyorum. Masa üstünde 11 yüklü, kendisinde 10 yüklü. Bunlar artık kendisine ağır geldiği için ve kendisinde oyunda oynanmayacak bir durumda olduğu için i3 ikinci nesil bir işlemci var. 300 GB'lik bir hard diskimiz var. 4 GB'lik RAM'imiz var. Ve aynı zamanda GT 525M Nvidia'nın bir ekran kartı mevcut. Bunlarla birlikte oyunda oynanmayacağı için kendisine ufak bir RAM yükseltmesi yapacağım. 2 veya 4 GB'lik ekstra olarak bir RAM eklerim. Yani 6 veya 8 GB'lik bir RAM olur içerisinde. Daha hani Google Chrome vs. kullanırken en azından biraz daha kasmaz. Yani o, şekilde söyleyeyim sizlere. Dediğim gibi işletim sistemini kuracağız ve revim yükseltmesini yapacağız. Bütün bunları yapmadan önce de lütfen aşağıdan videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve video hakkında yorum yapmayı unutmayın. Şimdi gelin videomuza geçelim. Yok hayır videoyu kesmiyorum. Şey, abone olmanızı bekliyorum da tamam. Olduysanız şimdi videomuza geçelim. Buradan direkt masa üstünden kaydı başlatmadım dostlar. Helal edin. Buradan Chromebook Kurtarma Yardımcı Programını Google Chrome'un web mağazasından Chrome'unuza eklenti olarak eklemeniz gerekiyor arkadaşlar. Bunu ekledikten sonra bakın buradan bir Kurtarma Medyası oluşturun diyor. Başla diyoruz. Buradan listeden bir model seçin diyoruz. Üreticiyi buradan Google Chrome OS Flex seçiyoruz ve bir ürün seçin diyor. Bunu da tekrardan Chrome OS Flex olarak seçiyoruz arkadaşlar. Devam diyoruz. Buradan flash belleğinizi veya işte SD kartınızı takın diyor. Ben buradan flash belleğimi seçiyorum. İşte tıkladığınız zaman flash belleğinizi buradan seçmeniz gerekiyor yani ben bunu seçiyorum buradan. Sonrasında da devam diyorum ve kurtarma görüntüsü oluşturun diyor şimdi oluştur diyorum burada bakın indiriliyor yüzde sıfır işte tamamlandı bu 10 dakikada ortalama olarak kuruluyor arkadaşlar kendisi kurulduktan sonra tamamlandıktan sonra tekrardan videoda görüşmek dileğiyle Flash belleğimiz kurulurken de gelin biz de ekstra olarak RAM'lerimize ekleyelim dostlar. Şimdi yapmamız gereken ilk şey bilgisayarımızın güç bağlantılarını kesip bilgisayarımızı kapatıp ve bataryasını çıkartıp arka kapağını sökmemiz. Kendisinde oldukça kolay bir şekilde RAM sökülüp takılıyor arkadaşlar. Buradan hemen bataryamızı da çıkartıyoruz. Sonrasında arka kısmında benim direkt vidası olmayan bir şekilde kapağım mevcut. Bunu çıkartıyorum. İçindeki tek slot remi alt kısmı alıyorum. Ve iki taraftan bastırıyorum. Aynı şekilde diğer ekleyeceğim remi de böyle yapıyorum. Ve aşağı bastırıyorum. Sonrasında kapağımı kapatıyorum. Ve bataryamı geri takıp bunu kilitliyorum. İşte bu kadar. Evet dostlar bilgisayarımı şimdi başlatıyorum. Benim tuşum F12. Kendisinin BIOS ayarlarından da yapabilirsiniz. Fakat bende otomatik olarak bir başlatma mevcut. F12 tuşuna bastıktan sonra benim başlatma seçeneklerim burada görünüyor. Buradan USB Storage seçiyorum. Yani USB Flash belleğimi seçiyorum ve tamam diyorum. Şimdi bizlerin karşısına iki tane seçenek çıkıyor. Bir tanesi Chromos Flex'i indirme, diğeri de ilk olarak deneme, sonrasında indirme. Ben direkt indirmeyi seçiyorum ve Next diyorum. Chromos Flex'i indir diyorum. Tekrardan indir diyorum ve bakın burada Installing Chromos Flex yazıyor ve bu kendisini otomatik olarak yükleyecek. Dilerseniz ilk olarak işletim sistemini en baştan deneyebilir. Beğenirseniz kendisini o şekilde yükleyebilirsiniz. Beğenmezseniz de flash belleğinizi çıkartıp normal Windows'unuza devam edebilirsiniz. Fakat ben burada Chromos Flex'i indirip bilgisayarıma kurmak istiyorum. Evet dostlar Chromos Flex'imiz şu anda kurulmuş durumda. Kendisi otomatik olarak bilgisayarı 10 saniye sonra kapattı ve tekrardan başlattı. Eğer başlamasa güç düğmesinden basıp siz tekrardan başlatabilirsiniz. Flash belleğimizi çıkardıktan sonra da Kendimiz işletim sistemini kurmuş oluyoruz ve artık flash belleğimize gerek kalmıyor. Bilgisayarımız da şimdi başlatılıyor. Evet şimdi Welcome to Chromos Flex diyor. Get Started diyorum. İnternet bağlantımı yapıyorum. Şimdi buradan For Personal Use seçiyorum. Çünkü yani kişisel olarak bilgisayarımı kullanacağım. Google hesabımızı bağlamamızı istiyor. Google hesabımı bağladıktan sonra buradan devam edeceğim. Şimdi şartlar ve koşulları kabul etmemizi istiyor. Kabul et ve devam et diyorum sonrasında kabul et ve devam et diyorum ve bunu da tekrar kabul et devam et diyorum. Sonrasında buradan işte ayarlanacak özellikleri seçin vesaire diyor. Bunu atla diyorum. Başlayın diyorum ve işte Chromos Flex'imiz kurulmuş durumda. Evet dostlar şu anda artık işletim sistemimiz kurulmuş durumda. Buradan Google Chrome'a gelip artık istediğimiz gibi takılabiliriz. Bütün bu süreci izlerken lütfen aşağıdan kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendisi web tabanlı bir işletim sistemi olduğu için buradan işte maillerinizi kontrol edebilir, YouTube videoları izleyebilir ve aynı şekilde Google üzerinden Netflix'inize vesaire girerek bu tür bir eski bilgisayarınızı daha canlı bir hale getirebilirsiniz ve bu şekilde daha sağlıklı bir kullanım kolaylığı sağlayabilirsiniz. Evet dostlar görmüş olduğunuz gibi eski bilgisayarımızı oldukça güzel bir duruma getirmiş bulunmaktayız. Daha hafif bir işletim sistemi ile birlikte ve ekstra olarak RAM ile birlikte bilgisayarımızı daha stabil bir hale getirdik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Umarım işinize yaramıştır. Daha fazla bu tür videolar için lütfen aşağıdan videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve video hakkında yorum yapmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.